Sivere Kültür Platformu'nun değerli izleyicileri, kısa bir aradan sonra bir canlı yayın söyleşimizle yine siz değerli Sivere Kültür Platformu'nun izleyicilerinin karşısındayız. Sivere Kültür Platformu bildiğiniz gibi 1. ayın 14'ünde tarafımca kuruldu. Sivere Kültür Platformu'nun kuruluş amacı Sivere'in değerlerini, Sivere'in aydınlarını, Sivere entelektüellerini, Sivere yazar, şair, araştırmacı, akademisyen, tiyatrocu, oyuncu, sinemacı, Sivere'in eski öğretmenlerini ve Sivere aydınlarını bir araya getirip bir platform, bir çatısı altında bir araya getirmek amacıyla kuruldu. Kuruluş amacına uygun bugüne kadar 53 canlı yayın gerçekleştirdi. Sivere Kültür Platformu 7 tane yöneticiden oluşmakta. Yöneticilerimizden Zübin Kılıç arkadaşımız aynı zamanda şair. Pazartesi günleri yayın yapıyordu. Şimdi ara tatildeyiz. O yüzden arkadaşımızın canlı yayınları 10. ayda tekrar başlayacak. Salı günleri İsmet Süyerekli arkadaşımız. İsmet Süyerekli Almanya'da yaşıyor. Berlin'de gazeteci, yazar. Aynı zamanda salı günleri sinema yolculuğu adı altında programlar yapıyor. Ekstra programlar yapıyor bu ara. Normalde tatil sürecindeyiz ama değerli izleyicilerimizden gelen talepler doğrultusunda dönüşümlü olarak ben ve İsmet arkadaş şu an canlı yayın yapmaya başladık. Bu sürekli değil, ara ara yapacağımız canlı yayınlardır. Çarşamba günleri ben Süleyman Bayram Roşan, Sürekli yazar, şair, akademisyen, araştırmacıları konuk alıyordum. Perşembe günleri çok değerli sanatçı arkadaşlarımız Halit Başı Büyük ve Yasin Rüzgar, Kürt star Yasin Rüzgar bizler için program yapıyordu. Cuma günleri yine değerli bir kalem Rıfat Mertoğlu edebiyat söyleşileri gerçekleştiriyordu. Cumartesi günleri ise hepinizin yakinen tanıdığı, geçmişte Süverek Dernek Başkanlığı yapmış olan değerli arkadaşım Hayri Genç'le Ambaz'la Sanat Yolculuğu adı altında programlar gerçekleştiriyorduk. Dolayısıyla biz bu canlı yayınlarla Süverekli aydınları, Süverekli akademisyenleri, Süverekli yazar ve şairleri, Süverekli araştırmacıları, Süverekli dil bilimcilerini, Süverekli hukukçuları, siz değerli Süverek Kültür Platformu izleyicileriyle buluşturarak bu anlamda bir çalışma yürütüyorduk. Bugün de özellikle bir konuğumuz var, hepinizin yakından tanıdığı. Geçmişte kendisiyle bir canlı yayın yapmıştım. Mehmet Uzun'un yazarlığı üzerine bir canlı yayın söyleşisi gerçekleştirmiştik. Konuşmacımız, bugünkü konuğumuz siyaset bilimci İsmet Uzun. İsmet Uzun'la biz İsveç modeli ve NATO üyeliği üzerine konuşacağız. Aslında geniş konularda konuşacağız. İsveç'i konuşacağız. Türkiye'den İsveç'e ilk giden Süverekli aydınları konuşacağız. Konuşacak çok konu başlığımız var. İsterseniz ben daha fazla konuğumu bekletmeden bakayım. Konuğum eğer şu an bizi izliyorsa eğer bakacağım. Kendisini canlı yayına almaya çalışacağım. Bakıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın çok farklı coğrafyalarından bizi izleyen dostlarımız var şu an. Hepsine selamlarımızı gönderiyoruz. Henüz konuğum gelmedi ama konuğum yakında gelirse eğer İsmet Uzun'u yayına alacağım. Şayet İsmet Uzun bizi izliyorsa bize bir davet gönderirse kendisini yayına alabileceğim. Evet arkadaşlar, Süvere Kültür Platformu bugüne kadar bahsettiğim gibi 53 adet canlı yayınlar gerçekleştirdi. Bu yayınlardan ilkini Zübin Kılıç isimli Süverekli şairimizle gerçekleştirmiştik. Zübin Kılıç arkadaşın şiir kitabının ismi Lilith'in
Ayak İzleri kitabıydı. Sonra ikinci programımızı Diyarbakır'da yaşayan matematik öğretmeni şair Muammer Torunlu'yla gerçekleştirmiştik. Sen Halen Orada Mısın isimli bir şiir kitabı vardı. Onun üzerine bir program yapmıştık. Daha sonra Diyarbakır'da yaşayan Taşın ve Aşkın Ezgisi kitabının yazarı olan Rıfat Mertoğlu. Taşın ve Aşkın Taşın ve Aşkın Ezgisi kitabı bir Süverek romanı arkadaşlar aynı zamanda. Rıfat Mertoğlu Süverek romanını yazmış. Tillenin Geleni, Dedemin Ayakkabıları, Kayıp Aşklar Mevsimi gibi çok önemli eserlere imza atmış ve şu an yine Dengbejler'le ilgili bir çalışması çıkmak üzere. Kendisine buradan başarılar diliyoruz. Aynı zamanda Rıfat Mertoğlu bizim platformun yöneticisi. Sonra bir diğer programımızı Şehmuz Çakırtaş hocayla gerçekleştirmiştik. Şehmuz Çakırtaş hocamız da aynı zamanda bir fotoğraf sanatçısı, aynı zamanda bir blog yazarı kendisi. Çok önemli insan portreleri üzerine yazıları var. Çok güzel. Üçüncü Göz diye bir sitede yazıları yayınlanmakta. Yine aynı şekilde Zaza dili üzerine çalışmalar yapan, aynı zamanda inşaat mühendisi olan Fahri Ergün abimizle yine bir Zazaça canlı yayın gerçekleştirmiştik. Arkadaşlar, Süverek Kültür Platformu çok dilde yayın yapan bir platform. Hem Zazaça, hem Kurmancı, hem Türkçe yayınlar gerçekleştiriyoruz. O yüzden çok dilli, çok kültürlü bir yayın sergiliyoruz. Yine aynı şekilde Ankara'da yaşayan Süverekli yazarımız Tanca Çepik Gültekin'le bir program gerçekleştirmiştik. Bu arada Tanca Çepik Gültekin Süverek romanları yazıyor. Süveyda 1 ve Süveyda 2. Bir de Neval kitabı. Neval kitabı Süverek'in Babıran Kapıkaya köyünde geçen bir hikayeyi anlatıyor. Bulursanız mutlaka Neval kitabını okuyun. Tavsiye ederim. Yine çok önemli bir Süverekli yazarımız Çağdaş Edebiyat'ın öncülerinden Kemal Siyahan abimizle çok önemli, çok güzel bir program yapmıştık. Kemal Siyahan abimizin de birçok romanı var. Kenger romanı var. Ondan sonra Sandıktaki Babam, Mülteci, Hamal, Yalnız Mor, bir sürü romanlar yazmış, bir sürü karikatürler çizmiş, bir sürü çizimler yapmış. Edebiyat dünyasının çok önemli bir ismi Kemal Siyahan. Yine Mehmet Uzun, Süverekli Mehmet Uzun'la ilgili programı da yine Sayın İsmet Uzun'la birlikte gerçekleştirmiştik. Evet, İsmet Uzun yayını alıyorum. Gördüm şimdi sizi, ekliyorum. Bu arada Kadir Büyükkaya'yla Hollanda'daki değerli yazarımızla bir program gerçekleştirmiştik. Yine aynı şekilde Bahri Demir Bodrum'da yaşayan, dil üzerine çalışmaları olan bir dil bilimci. Prageir diye kendini tanımlıyor. Onunla çok güzel bir program gerçekleştirmiştik Zazaça üzerine. Sayın yazarım, Sayın İsmet Uzun ekleniyor gözüküyor bende ama şayet eklenemezseniz tekrar bir giriş çıkış yapın, sizi tekrar almayı deneyeceğim. Bu arada telefonunuzu kapatıp açmanız da önemli. Bizi izleyen bütün dostlar, Türkiye'nin, Mezopotamya'nın ve dünyanın dört bir tarafından Süverek Kültür Platformu'nu şu an canlı izleyen bütün dostlara saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyorum. Hepsine. Bu arada Hayri Kako Yetik, değerli yazarımız Hayri Kako Yetik İzmir'de yaşıyor. Çok önemli eserler yaratmış. Gerçekten güçlü bir kalem, güçlü bir edebiyatçı. Onun da kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Sefer Şenbayram, Süverek'te yaşayan yazarımız, aynı zamanda bir felsefeci ve bir gezgin. Onunla da çok güzel, renkli bir program gerçekleştirmiştik. İsmet Uzun, giriş çıkış yapın, ben sizi göreyim. Bu arada Mustafa Yelkenli, yazar Mustafa Yelkenli yine Süverek'te önemli bir kalem. Ankara'da yaşıyor. Bilim kurgu ve fantastik romanlarının yazarı. Aynı zamanda
resmi ideolojiyi eleştiren kitapları olan önemli bir eğitimci Mustafa Yelkenli ile de çok keyifli bir program yapmıştık. Kendisi adeta yürüyen bir kütüphane. Bu arada Siverekli hukukçu avukat Mehmet Nur Terzi ile bir program gerçekleştirmiştik. Avukat Mehmet Nur Terzi yine Siverekli bir hukukçu. Onunla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üzerine, Uluslararası Af Örgütü üzerine ve insan hak ve hürriyetleri üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Son olarak Siverekli yazar Mustafa Sancar'la bir canlı yayın söyleşisi gerçekleştirdik. Mustafa Sancar gerçekten önemli bir kalem. Kaygı romanı Siverek'i anlatan bir romandır. Bulursanız mutlaka okuyun. İsmet Uzun, siz zannedersem bir tekrar giriş çıkış yapın. Hatta telefonunuzu kapatıp açın, o şekilde girin. Çünkü şu an sizi göremiyoruz. Sayfanın dışına çıkın, telefonunuzu kapatıp açın, ben sizi göreceğim. Evet, Siverek Kültür Platformu, bahsettiğim gibi Siverek değerlerini sizlerle buluşturmak için kurulmuş. Bu arada uzun zamandır bir Zazaça sunumu yapmamıştım. O Zazaça sunumu da yapmak istiyorum. Şoptari Besta Kültüreya Süveregi Delali. Şoptari Platformi Kültüreya Süveregi Delali. Ma her hafta Panc Roji Bıveşane Zindiya Beni Meymane Şima. Besta Kültüreya Süveregi Zenginu Heraya. Platforma Kültüreya Süveregi Zenginu Herayo. Tevurdarici Zaniyayey Roşun viri u entelektüeli süregici. Besta platforme madde dadesi profesörü, akademisti, hönermendi nezdiye şeştu panç helbestuanu nubiskari daviste prageri zieste. Ma mrad kenim ki vuha rumetane sürega şuma bidim mesra asnayiş. Ambazeno ma zuvandı dimnisero bernameyi kudasla asnayiş. Arkadaşlar, Siverek Kültür Platformu bahsettiğimiz gibi çok dilli, çok kültürlü, bütün dillere saygılı olan, saygısı olan, bütün inançlara saygısı olan ve Siverek aydınlarını bu platformda siz değerli izleyicilerle buluşturmak için bir araya gelmiş Siverek aydınlarından oluşan bir platformdur. O yüzden Siverek Kültür Platformu'nu önemsiyoruz. Buradan bizi izleyen dostlara da bizi izliyorlarsa bir YouTube kanalımız var. Siverek Kültür Platformu YouTube kanalı. Eğer YouTube'dan kanalımıza abone olursanız eğer, abone sayımız 1000 olursa eğer, canlı yayınlarımızı YouTube üzerinden daha kaliteli yapmak şansına erişeceğiz. O yüzden bizi izleyen Siverek Kültür Platformu'nun değerli izleyicileri mutlaka YouTube kanalımıza abone olsunlar. Kanalımızın ismi Siverek Kültür Platformu. Evet. İsmet, bunu tekrar almaya çalışıyorum. Umarım şimdi gerçekleşir. Başarılı oluruz diye tahmin ediyorum. Bazen sosyal medyada, canlı yayınlarda bu tür aksaklıklar olabiliyor. Konuğumuz aynı zamanda bir siyaset bilimci. İsmet Uzun. Evet, konuğumuz geldi. Merhaba, sehlen ya. Sayın İsmet Uzun, Siverek Kültür Platformu'na hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Biraz daha böyle kameranızı düzeltirseniz izleyicilerimiz sizi daha net görürler. Biraz daha aşağı indirin, böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Böyle çok iyi. Sesiniz de gayet iyi geliyor. Sizi de gayet iyi gördüm. Tamam, sağ olasın, sağ ol. Siz de iyisiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra sizi tekrar canlı yayına almak çok keyifli. Çok sağ olun. Sizi tanımayan Siverek Kültür Platformu'nun değerli izleyicileri için İsmet Uzun kimdir? Kısaca kendinizden bahseder misiniz? İsmet Uzun Siverek doğumludur. Ondan sonra 12 Eylül'den sonra yurt dışına çıkmış. Senden bu yana işte şeyde İsveç'e gelip yerleştik. Ondan sonra tık tık Türkiye'ye gidip geliyorum. Burada biz işte İsveç dili öğretmenliğini yapıyoruz. İsveççe, Kürtçe ve İsveççe, Türkçe
öğrencilere burada bir üniversitede ben ders veriyorum. Ondan sonra burada hukuk, devlet siyaset bilimini okudum. Ondan sonra herkes gibi Türkiye'deki sosyal, siyasal olayları takip ediyoruz. Ondan sonra İsveç Sosyal Demokrat Parti'den belediye meclisi üyesiyim. 10 senedir orada oturuyor. Belediye meclisindeyim. Sosyal Demokrat Parti'de. Ondan sonra bu sene de seçimler var sonbaharda. Yine biliyorsunuz İsveç'te seçimler belediye ve parlamento seçimleri beraber yapılır. Evet. Eylül'de seçimler burada olacak. Ondan sonra işte biz de herkes gibi sizden 6000 kilometre uzakta Avrupa'nın kuzeyinde soğuk bir ülkede bizde daha hava aydınlık daha saate kadar da hava kararmıyor Evet. burada. Ondan sonra kışları karanlık, yazları da hep aydınlık bir ülke. Ondan sonra işte biz öyle yani şeyimiz böyle. Evet, değerli İsmet Uzun aynı zamanda bir siyaset bilimci. Tabii bugünkü konumuz da İsveç modeli ve NATO üyeliği üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz kendisiyle. Birinci sorumdan başlamak istiyorum. İsveç'in siyasi modeli nedir? Bize İsveç'le ilgili, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili biraz bilgi verir misiniz? Özellikle Suyerek Kültür Platformu ve Türkiye'de yaşayan Mezopotamya'nın dört bir tarafında yaşayan dostlarımız için İsveç'in siyasi yapısını bize biraz anlatırsanız en azından NATO konusuna geçmeden önce İsveç'i biraz anlamış oluruz. Evet. Şimdi İsveç normal dünyada barışçı, hümanist, demokratik değerlere en yakın olan ve demokrasiyi, insan haklarını, basın özgürlüğünü yani yaşamın her alanında yerleştiren çok düzenli, sistemli bir ülke. Ve İsveç'in siyasal yapısı tabi insan hemen şey yaptığı zaman dünyadaki siyasal yapılara baktığı zaman işte Cumhurbaşkanlığı seçme sistemi Amerika gibi tam Cumhurbaşkanlığı sistemi ondan sonra yarı Cumhurbaşkanlık sistemi Fransa gibi ya da parlamenter sistem ama bizimki biraz daha ağırdır yani oligarşik sistem krallık sistemi deniliyor o zaman insan diyor belki her şey kralın elinde. Her şeyi o idare ediyor. Yani siyasi literatürde oligarşik bir devlet yapısı öyle bir sistemdir. Ama tabii parlamenter oligarşik bir sistem. Ondan sonra işte İsveç'in şeyi öyle. Yani siyasal yapısı oligarşiktir. Evet, yani burası bir cumhurbaşkanlığı sistemi değil. Anladığım kadarıyla yarı cumhurbaşkanlığı sistemi de değil. Tabii. Bir parlamenter sistemdir zannedersem. Ama aynı zamanda da krallık vardır. Aynen. Dolayısıyla da aslında kralın görevi neredeyse sembolik. Yani daha çok kültürel konularda faaliyet yürütüyor. Ülkenin iç işlerine çok fazla müdahil olmuyor. Daha çok parlamento tarafından ülke yönetiliyor ve yerel Aynen. yönetimler de bu anlamda çok güçlü. Özellikle Aynen. belediye. Evet. Bu konuya ayrıca geleceğiz. İzleyicilerimiz merak ediyor tabii. Bugünkü ana başlığımız İsveç modeli ve NATO üyeliği. Dolayısıyla biraz NATO'dan bahsetmemiz gerekecek. Biliyorsunuz Türkiye 4 Nisan 1949 yılında Kuzey Atlantik Antlaşması'yla kurulan NATO'ya üye oluyor. 1952 yılında Yunanistan'la birlikte Türkiye aynı anda üyelik başvurusuna bulunuyor. 18.02.1952 tarihinde Şubat ayında NATO'ya Türkiye üye oluyor. Dolayısıyla NATO'yu kuran kurucu ülkeler aslında 12 tane: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa, İtalya, İngiltere, Hollanda, Norveç, Portekiz, Lüksemburg,
İzlanda, Danimarka ve Belçika. Bu 12 tane kurucu üye aslında NATO'yu oluşturuyor. Daha sonra bu iki tane Amerika ve Kanada'dan sonra 28 tane Avrupa ülkesiyle birlikte sayı 30'a çıkıyor. En son 2020 yılında son katılım Makedonya, Kuzey Makedonya tarafından gerçekleşiyor. Günümüzde de bugünkü sohbetimizin konusu da odur. İsveç NATO'ya üye olmak için bir de Finlandiya. İsveç ve Finlandiya bir takım koşullar öne sürerek NATO'ya üye olmak için bir başvuruda bulundular. Tabii buna karşı çıkan ülkeler de var. Bununla ilgili sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Evet. Şimdi bildiğiniz gibi bu durumda dünyanın en can alıcı, en önemli noktası işte İsveç'in NATO'ya üye olmak istemesi. İsveç ve Finlandiya beraber, her ikisi beraber müracaat ettiler. Müracaatları, resmi müracaatlar bugün yapıldı. Bundan sonra yarın da İsveç'in Başbakanı Magdalena Andersson'la Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı yarın Amerika'ya gidecekler. Tabii bence bunların gitmesinin sebebi de şeydir. Biliyorsunuz Türkiye bu her iki ülkeyi de almak konusunda şeydir, almak istemiyor. Yani karşı çıkıyor. Biliyorsunuz şimdi NATO'daki oylama çoğunluk oylama yani çoğunluk oylaması değil. Hepsinin evet demesi lazım. Yani 30 tane üye var. 30 üyeden biri yok derse o karar alınamaz. Ha şimdi Türkiye'de bu konuda şey yapıyor. Bu her iki ülkenin girmesine karşı çıkıyor. Diyor benim şartlarım vardır. İşte İsveç bize ambargo uyguladı. Bir. İkincisi İsveç ülkesinde teröristleri barındırıyor. Bu böyle iki şeyi var. Ve herkes şimdi bütün üst düzeylerde herkes bu konuyu tartışıyor. Tabii bundan önce şey yani İsveç ile Finlandiya niye bu kadar önemli? Yani son sizin de bahsettiğiniz gibi işte NATO'nun kurucu ülkeleri arasında 12-14 ülke vardı. Ondan sonra 16 ülke daha katıldı. Bu ülkelerin çoğu da şey yani eski Sovyetlere bağlı olan Sovyetlere bağlı olan ülkelerin çoğu 16 tane o ülkelerden şimdi üye oldular. Tabii hiç bu ülkelerden hiçbiri bu kadar problem olmadı NATO'nun içinde. Şimdi İsveç'le Finlandiya Baltık Denizi'nin biri sağında biri solunda. İki ülke. Şimdi bu ülkeler hangi paktın elinde olursa ya da hangi gücün elinde olursa Baltık Denizi'nin tümüne hakim oluyor. Ve ayrıca Finlandiya'nın Rusya'yla 1350-1370 kilometrelik bir komşuluğu var. Şimdi İsveç'in sol tarafında Norveç üye. Denizin ortasında İzlanda üye. Ondan sonra Danimarka üye. Ama İsveç'le bu iki ülke şimdiye kadar üye olmadılar. Çünkü bu Soğuk Savaş döneminde Varşova Paktı, yani sosyalist kampta olan ülkelerle emperyalist kamp dediğimiz ülkeler, yani NATO ve diğerleri bunlar İsveç her iki Soğuk Savaş döneminde bu kampların hiçbirinde yer almadı. Ve sürekli tarafsız, nötral bir ve hümanist ve şimdi de diyorlar feminist bir politika. Yani şimdi de öyle deniliyor. Öyle bir politika izlediler. Tabii bu İsveç'in yani NATO'ya üye olmasını kimse hayal etmiyor. Yani NATO'ya üye ülkeler. Çünkü hem politik, ekonomik, askeri, teknik konularda yani bu ülkelerin çoğundan daha diyelim ileri ve daha geniş.
Ve halkı da yani as şeye askeri birliklere karşı, mesela bu son bu İsveç'in diyelim bu pakta şeye NATO'ya girmesi için yani çok mücadele edildi. Ama bu son Ukrayna Savaşı bütün bölgede bu bölgenin hepsini bir korku saldı. Çünkü kimse tahmin etmiyordu ki Rusya böyle Ukrayna'yı yerle bir edecek. Yani Evet. alan şehirleri ortadan kaldırıyor. Ve bundan Peki dolayı panik olmuştu. Sayın İsmet Sürekli, İsmet Uzun, yani aslında Rusya'nın Moldova'ya, Ukrayna'ya saldırması bir nevi bunları tetiklemiş oldu. Bugüne kadar İsveç ve Finlandiya'nın böyle bir kaygısı yoktu. Böyle bir savunma, böyle bir refleks göstermemişti. Ama dünyanın gözü önünde Ukrayna'ya bir saldırı oldu ve bunun üzerine bu ülkeler de kendini korumak adına NATO'ya girmek için başvuru yapıyorlar şu an. Aynı. Evet, yani şimdi normal aslında İsveç'te böyle tarihi kararlar, önemli olaylar, önemli kararlar alındığı zaman hükümetler hep halk oylamasına başvururlar. Evet. Mesela 1920'lerde, 30'larda falan işte bu içkinin serbest satılmasıyla ilgili bir halk oylaması yapılmış. 60'larda bu sol sağ trafiğiyle ilgili bir halk oylaması yapılmış. 80'lerde enerjiyle ilgili bir halk oylaması yapılmış. Ondan sonra Avrupa Birliği'ne girme ile ilgili de öyle bir halk oylaması yapıldı. Aslında NATO'ya girme konusunda da halk oylamasının yapılması lazım. Ama şimdi bu Ukrayna Savaşı, yani bence hem Amerika hem de bu büyük güçler yani İsveç'i bir yanıyla karambola getirdiler. Evet. Yani hemen işte sizin istihbarat almışız, ülkenize saldırı olabilecek, şu olabilir, sizinle şey olur diye hemen bu son 2 aydır yani hem Dışişleri Bakanımız hem de Savunma Bakanı bir de Başbakan durmamış. Yani gece gündüz böyle çok hızlı bir diplomasi atağı yapılıyor. Evet. Şimdi bunlar artık halk oylamasına fırsat kalmadı. Ondan dolayı parlamentoda benim beraber çalıştığım İsveç Sosyal Demokrat Parti'nin üyelerinin yani %70'i 60'ı NATO'ya girmeye karşıydılar. Mesela şimdi bu oylamanın yapıldığı dün değil evvelsi gün bile yok geçen hafta halkın %54'ü hayır diyor. Yani burada istatistiklere göre. Diyorlar. Evet ama bu hafta %44'e düştü. İşte böyle bir hızlandırıldı. Ondan dolayı şimdi artık halkın çoğu da karşı diyor. Yani biz şimdi NATO bize göre bir ülke değil. Biz bu askeri sorumluluğu alamayız. NATO'nun geçmişte yaptığı katliamları, yaptığı kötülüklere biz ortak olamayız. NATO'ya üye olma işte biz Sovyetlere bu İskandinavya için bir tehlikedir. Şimdi ondan dolayı böyle bir karambola geldi gibi. Yani şey tabiriyle bence öyle bir olay oldu. Tabii şimdi bu her şey hazır, her şey yapıldı. Türkiye Dışişleri Bakanı geçen gün işte NATO son dönemde NATO'nun bütün toplantılarına İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları da davet ediliyor. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı da orada. Ortada bir şey yok. Hemen ertesi gün Cuma günü, geçen Cuma günü Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan caminin çıkışında hemen işte biz kabul etmeyiz, biz karşı çıkarız ve bütün dünyadaki bütün şeyi değiştirdi. Yani siyasi siyasi Konacakları. gündemi değiştirdi. Tabii. Peki Sayın İsmet Uzun, Finlandiya ve İsveç
Bunlar ikisi bugün NATO'ya başvuru yaptı. Yarın da işte Amerika Birleşik Devletleri'nde başbakan düzeyinde görüşmeler yapılacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'dan bir takım istekleri var, şartları var. Yani İsveç ve Finlandiya NATO onları kabul etse bile onlar NATO'ya bu şekilde girmek istemiyorlar. Bir takım taleplerle, bir takım Aynen. şartlarla ancak gireceklerini beyan ediyorlar. Bize bu İsveç ve Finlandiya'nın şartlarından da bahseder misiniz? Tabii. Şimdi biliyorsunuz yani iki önemli şartı öne koşmuşlar. Birincisi diyorlar atom başlıklı silahlar bizim ülkemizde koşullandırılmayacak. İkincisi de ağır silahlar NATO'nun ağır silahları sürekli bir şekilde aynı yerde olmayacak. Tabii bu sözleşmede var. Ama şimdi bu NATO'ya karşı olan iki önemli iki parti var. Bir sol parti, bir de İsveç'in çevreci partisi. Mesela bunun kanunlaştırılmasını, kesinlikle kanunlaştırılmasını istiyorlar. Yani daha da kendini güvenceye almak istiyorlar. Tabii şimdi bu normal diplomatik ilişkilerde bu sözleşme öyledir. Yani bir atom başlıklı silahlar İsveç ve Finlandiya'ya yerleştirilmeyecek. İkincisi de NATO'nun ağır silahları buraya yerleştirilmeyecek diye. Şimdi öyle bir şartla gittiler. Yani herkes çok umutlu. Dediğim gibi yani bu her iki ülke de çok önemli. Yani bunlar bu ülkeler NATO'ya girmeseler, yani girseler NATO'nun bütün hem kuzey Avrupa'nın kuzey bölgesi NATO'nun şeyine geçer ve Sovyetlerle yani Rusya'yla sınırlar tam belli olur. Evet. Evet. Tabii bu İsveç gibi demokrasisi ileri seviyede olan bu ülkelerin NATO'ya girmek istemesi onları örnek alan, uzaktan onları izleyen ülkeler için de aslında bir çelişki, bir handikap yaratıyor. Tabii ki bu büyük bir tehditten bahsediyoruz. NATO'nun zaten kuruluş amacı Sovyet tehdidine karşı kurulmuş, savunma ve işbirliği amacıyla kurulmuş bir örgütlenme, bir yapılanma NATO'nun kendisi zaten. Bu anlamda tabii ki İsveç gibi ileri demokrasi, insan haklarının en üst seviyede yaşandığı, böyle gerçekten örnek alınabilecek yaşam kalitesi ve demokrasisi çok ileri olan ülkelerin böyle bir NATO gibi bir oluşumun içine girmek istemesi İnsanlık açısından bir trajedi. Ama öbür taraftan da tabii ki kaygıları var. Bir tehditle karşı karşıyalar. Rusya tehdidi var. O yüzden de tabii bunu anlamakta bir zorlanıyoruz biraz. Aynen. Yani mesela bununla ilgili ben şimdi biraz Olof Palme'den bahsedelim. Yani Evet. Olof Palme Soğuk Savaş döneminde hem Burjuva Paktı'nın hem NATO'ya yani bizim tabirimizle böyle her iki tarafa da res çeken, Evet. onların yanlışlıklarını yerden yere vuran öyle bir politikaya sahipti. Ve Olof Palme Amerika'ya gidemiyor. Olof Palme'nin Amerika'ya girişi yasaktı. Kendisi İsveç'in başbakanıydı. Evet. Bütün bakanlarını gönderiyordu ama kendisi gidemiyordu çünkü Amerika yasak koymuştu. Sebebi de Vietnam Savaşı'nda Olof Palme alıp Vietnam'da patlayan bombaların sesini o dönemin Amerika Dışişleri Bakanı'na telefonla dinletiyor. Diyor, bu mudur insanlığınız? Bu mudur? Bu mudur sizin medeniyetiniz? Evet. Ve Vietnam Savaşı'nda şeye çok karşı yani Amerika'ya ve NATO'ya çok karşı çıkıyordu. Tabii bunu yaparken bizim yani bu Varşova Paktı ülkelerindeki gibi bir karşı çıkış değildi. Mazlum halkların hakkını savunan ve de küçük devletlerin haklarını büyük devletlere karşı savunan öyle bir politikası vardı. Şimdi tabii bu da halktan geliyor. Yani eğer halkın böyle bir yapıya sahip değilse sen bu politikayı sürdüremezsin. Evet. Yani eğer sürdürdüğün politika halk içinde taban bulamıyorsa bunu yapamazsın. İşte ondan dolayı İsveç'in böyle sürekli nötral, orta,
ondan sonra yanlış gördüğü şeyleri karşı çıkan, mazlum halkların, mazlum milletlerin hakkını savunan, küçük devletlerin hakkını sürekli savunan. Öyle bir politikası var. E şimdi birden Ukrayna Savaşı, birden bir panik oluştu. Yani panik gerçekten, şimdi ben bilmiyorum Türkiye basını nasıl veriyor da, yani burada basın tabii böyle çok vahşet olacak resimleri falan göstermiyor. Ama adam bütün şehirleri yerle bir ediyor. Okulları, hastaneleri, köprüleri, ondan sonra yalnız askeri şeyleri değil, askeri alanları yalnız vurmuyor. Her tarafı vuruyor. Şimdi ne kimse bir şey yapamıyor. Yani şimdi böyle bir bela İsveç'in ve Finlandiya'nın başına gelirse kim sahip çıkar gibi bir soru da herkes kendisinden soruyor. Evet. Mesela bizim buradaki Dışişleri Bakanı, başbakanların, bizim sistemimiz Türkiye gibi değil. Bunların açık sayfaları var. Herkes girip yazıyor, çiziyor. Ondan sonra eleştirilerini söylüyor. Eleştirilerine cevap geliyor. Şimdi mesela eleştirilerin çoğu budur. Yani biz niye girdik? Biz niye giriyoruz? Bir kısmı da diyor, ya, girmeseydik olmazdı. Mesela ben geçen gün böyle bir yazı yazdım bizim Dışişleri Bakanı'nın sayfasına. Çok büyük bir, yani karşı çıkanların çoğu şey oldu. İşte mesela bana şey diyorlar. Yani ben iyi bir karardı, doğru bir karardı. NATO'ya girişle ilgili ben böyle bir yazı yazmıştım. İşte nasıl olur? Yani bizi tam savaşa sürükleyen bir durum. Ondan sonra Rusya ile alıp verecek hiçbir şeyimiz yoktur. Yani biz bu ülke bir barış ülkesidir. 200 senedir savaş görmemişiz. 200 senedir kan dökülmemiş buralarda. Biz niye Rusya gibi bir ülkeyi kendimize karşı alalım diye mesela biz çok yazıştık. Şimdi ondan dolayı şey, yani durumlar bir de bundan dolayı oldu. Tabii Sovyet tehdidi büyük bir tehdit Avrupa için özellikle. Çünkü zannedersem Avrupa ülkeleri bu silahlanma yarışında şu an hangi seviyedeler tam bilmiyorum ama herhalde İsveç'in düzenli bir ordusu yok bildiğim kadarıyla. Yani İsveç'in ordusu bundan 15 seneye kadar Türkiye gibi kızların ve erkeklerin mecburi gidip şey yaptığı, ama tabii Türkiye gibi değil. Okul okuyorsan, işsen, yapmak istemiyorsan yapmıyordu. Ya da gidip işte bir ay gidip bir yerde çalışıyordun. Diyordun bunun yerine ben yapıyorum. Tabii sonradan bu mecburiyeti kaldırdılar. Ama teknik olarak çok iyi gelişkin bir ülke. Yani bunlar böyle işte Putin'in kendi tanklarını işte yüzlerce tankını şeye gönderdiği gibi yapmazlar. Yani buranın tekniği de çok yani bütün Avrupalılar NATO tarafından çok kullanılıyor. Yani düzenli ordusu vardır da şey değil. Yani böyle asker falan göremiyorsun piyasalarda. Evet. Değil. Evet. Aynı zamanda biliyoruz ki İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda bunlar Vikinglerin torunları. Zannedersem Finlandiya bunlardan ayrı. Finlandiya'da 1917 yılına kadar Rusya'ya bağlı. 1917 yılından sonra Rusya'dan kopuyor. Yine aynı şekilde kan dökülmeden barışçıl bir şekilde Norveç ve İsveç 1904 yılında birbirinden ayrılıyor. Bunlardan da bize bahsedersen izleyicilerimiz için. Tabii. Şimdi senin bahsettiğin gibi Finlandiya eskiden Çarlık Rusyası'na bağlıydı. 1917'de onlar devrimi yaparken bunlar ayrıldılar. Tabii gene problemleri şeyle bitmedi. Yani Sovyetlerle. Bunlarda mesela 1939'lara karşı kadar da sürekli Ruslarla problemleri vardı. Sürekli bir şey var. Tabii şimdi İskandinavya ülkeleri Finlandiya dışında 5 ülke. İzlanda küçücük bir ada, 250 binlik bir devlet. Ondan sonra Norveç 5 milyon civarı, 10 milyon civarı İsveç, bir de 4-5 milyon civarı Danimarka. Bu ülkeler
hem kültür olarak, hem dil olarak, hem dil olarak birbirine çok yakın. Mesela şimdi biz bu her üç İsveççe, Danimarkaca, Norveççe dillerini biz çok iyi, yani biz biliyoruz. Tabii Danimarkaca biraz yazılı dilini çok iyi anlıyoruz da konuşma dili biraz bize zor geliyor. Bizim işte Diyarbakır Kürtleriyle şey, yani diyelim Heuler Kürtleri gibi, Norveçlerle bizim. Tabii öyle bir sistem oluşturmuşlar. Mesela bu hem bu ülkelerde liseyi okuyan herkes, bu her farklı ülkede veya farklı dillerde konuşulan ortak kelimeleri eğitim dilinde şey yapıyorlar ki millet birbirinden anlasın. Evet. Ortak kelimeleri. Onun için şimdi birbirini anlamada şey problem yok. Yani aynı halktırlar. Tabii Norveç, İsveç 1904'te birbirinden ayrıldılar. Ve dünyanın ilk kansız ayrılığı oldu. Boşanması, öyle diyorlar. Ben iyi hatırlıyorum, Lenin'in de bir kitabında okumuştum. Lenin bile diyor, ya işte nasıl olur da bunlar böyle kansız birbirinden ayrıldılar. Oturup masada meseleyi hallettiler. 1904'te, 1903-4'te. Tabii şeydir, yani bu şeyde de sürekli İsveçliler bu bölgeye, yani İskandinavya'ya hep önce olmuşlar. Bu kralları hep bu İsveç kralları olmuş. Bu ülkeleri yönetmede. Öyledir. Ondan Evet. sonra yani İsveç'in bir de şimdi İskandinavya sistemi Avrupa Birliği sistemi ne yani ona benzer bir sistemi Avrupa Birliği'nden önce de vardı. Yani 1960-70'lerden beri bir İsveçli çok rahat gidip Danimarka'da, Norveç'te, İzlanda'da çalışır. Evini oraya götürebilir, çocuklarını orada okutabilir, orada hastaneye gidebilir. Sınır yoktu. Yoktur da. Yani sınır dediğim sistem birbirine çok yakın. Aynı yere vergini ödüyorsun. Mesela Danimarka'da oturup İsveç'e vergini verebiliyorsun. Bu Avrupa Birliği de bence bu modeli kendilerine şey, örnek olarak aldı. Yani bu sistem ta eskiden beri var. Yani Var. bu günümüzdeki Avrupa Birliği'nin birbiriyle olan şu anki böyle pasaportsuz özgürce seyahat özgürlüğü aslında İskandinav ülkelerinde bu Avrupa Birliği kurulmadan önce çok öncesi bu birlik orada sağlanmış. Aynen. Bu seyahat özgürlüğü var, çalışma özgürlüğü var. Dolayısıyla bu anlamda aslında bir model İskandinav ülkeleri. Aynen. Tabii. Peki, bu İsveç'in dış politikasını yalnız iktidar olanlar mı belirliyor? Yoksa bu dış politikada ülkede yaşayan halklar da belirli olabiliyorlar mı? Belirleyici olabiliyorlar mı? Ha. Tabii. Şöyle yani mesela şimdi bu diyelim 15 sene önceki bir başbakandan sorsan ya işte sizin döneminizde bu köprü yapıldı, bu tesisat yapıldı ya da bu kanunlar çıktı, siz yaptınız deseniz çok ayıp oluyor. Öyle mi? Hiç kimse demez ki biz yaptık. Biz Hmm. iktidar yaptık. Sürekli diyorlar falan tarihte muhalefetle beraber yaptı. Öyle, ne güzel. Böyle bir gelenek var. Çünkü çok ayıptır. Yani ayıptır. Bir siyasetçinin çıkıp işte ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Benim dönemimde bu yapıldı. Yani bu genel bir siyasi havadır. Çünkü millet biliyor ki halkın parasıyla yapılıyor. Halkın vergileriyle yapılıyor. Yani bunu alıp bir partiye, bir krala, bir parlamentere bir mal etmek yani çok ayıp. Yani bu denilmez öyle. Şimdi ondan dolayı hemen hemen bütün konularda parlamentonun altındaki komisyonlar her şeyi hazırlarlar, tartışırlar şeyle beraber, muhalefetle beraber. Ondan sonra kanunlaşması için oylamaya sunulur. Ama dış politika çok farklı, çok önemli. Dış politika konusunda iktidarlarla muhalefet
hiçbir zaman şey yapmazlar, tartışmazlar. Yani böyle açık tartış işte ben, yok ben bununla yapacaktım, sen böyle yaptın. Öyle bir yapı yok. Yani bir de korkuya dayalı bir yapı yok. Çünkü dış politikada problemlerin çıkması çok şey. Yani devletin güvenliği için, sistem için, halk için, ondan sonra demokrasi kültürü için olmaz. Yani bu işte bizim Türkiye gibi ülkelerde mesela millet bunu çok tartışıyor. Şimdi olmaz. Mesela son dönemde bizim Sosyal Demokrat Parti'nin şeyi var, belli sloganları var. İşte İsveç modeli ve feminist dış politika. Feminist dış politika diye bir tez var. Mesela bizim bundan önceki Dışişleri Bakanımız, iki önceki Dışişleri Bakanımız şeye gitti. Suudi Arabistan'a gitti. İşte kalkıp mecliste konuşacak. Üstünü başını kapat dediler. Tabii kadın dedi yok ben yapmam. Ondan sonra bütün toplantıyı, görüşmeyi, diplomatik ilişkileri kesip gene geri döndü. Dedi biz yani yapmayız. Ondan dolayı bu feminist dış politika şimdi daha da böyle yani teorik olarak tartışılıyor, siyasi olarak tartışılıyor bu sosyal demokrat, ondan sonra liberal, çevreci, sol parti içerilerinde. Yani Siverek Kültür Platformu'nun değerli izleyicileri, yayınımızı izleyen değerli dostlar, sol alt tarafta paylaş butonu var. Paylaş butonuna basarak daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşabiliriz. Yayınımızı izleyen değerli dostlar, aynı zamanda Siverek Kültür Platformu'nun bir YouTube kanalı var. YouTube'dan Siverek Kültür Platformu yazıp abone olursanız daha geniş bir izleyici kitlesine ve daha kaliteli yayınlar yapma fırsatına erişmiş olacağız. Bu arada konuğumuz siyaset bilimci İsmet Uzun. Konuğumuz İsveç modeli ve NATO üyeliği üzerine bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda ben değerli konuğum Sayın Uzun'a şunu sormak istiyorum. Bugün İsveç'te hangi parti ya da partiler iktidardadırlar? Tabii. Şimdi bizde bir şey geleneği var. Yani siyasi bir gelenek, siyasi kültür var. Hep böyle olmuş. En büyük parti hangisi ise genellikle hükümeti onlar yönetmiştir. Tabii şimdi bu şey olarak değil. Yani illahim diyelim çoğunluğu elde etme değil. Yani çeşitli koalisyonlarla yürütmüşler. Ama mesela bu durumda azınlık hükümet. Sosyal Demokratlarla Çevreci Parti. Yani muhalefet isterse bir günde bunları düşürür. Ama kim düşürülürse sorumluluk ona ait olur. Mesela bizim bugünkü hükümet geçen gün buradaki sol parti bir Gensoy'u verip düşürdü. Hükümet 12 saat yaşadı. 12 saat sonra tekrar oylamaya sunuldu. Çünkü halk hesap sorar. Yani sandıktan büyük hesap sorar. Der, niye? Yani niye yaptın? Bu kadar ekonomik zarar görüldü. Belli yapıldı. İşte medya boş, kurmanımız boşuna gitti. Bu kadar yeni yasalar kanunlaşacaktı. Niye kanunlaşmadı diye. Şimdi ondan dolayı şimdiki azınlık hükümetidir. Sosyal Demokratlar ve Çevreci Parti. Ondan sonra diğer partiler de muhalefette de bir burjuva partileri var. Bizde Türkiye'de siyasi olarak eskiden burjuva dediğimiz zaman işte muhakkak solcu, komünist ya da sosyalist olma gibi aklımıza geliyor. Öyle değil. Yani normal burjuvalar da kendilerine burjuva diyorlar. Burjuva partileri var, köylü partisi var, halk partisi var muhalefette. Ondan sonra bir de İsveç Demokratları diye bir ırkçı bir parti. Bunlar muhalefette. Yani ırkçı dediğim de bizim Türkiye'deki en böyle halkçı, en çoğulcu bir partiyle karşılaştırırsan bunlardan çok çok ileridir de.
Ama şeydir yani işte yabancıları iyi eğitsin, yabancılar topluma entegre olsun, işte yabancılar böyle yaparsa daha iyi olur. Yani öylesi sloganlar ama hani millet şey gibi bakıyor. Yok yani böyle olmaz. Yani bu ırkçı bir partidir bence. Bir de buralardaki partiler şey gibi değil. Yani mesela Almanya gibi değil. Yani sistem ırkçılığı var. Yani bugün kırmızı çizgiden geçersen yani o şeydir. Sisteme aykırı geliyorsun. Kanunlara uymuyorsun. Mesela diyelim toplumun bazı değer yargıları var. Kanunlar var. O kanunlara uymadığın zaman yani karışık karışık. Bu herkes şey yapıyor. Şimdi öyle bir şey var. Bundan dolayı yani şimdiki hükümet sosyal demokrat. Sosyal demokrat bir bayan, İsveç'in ilk bayan başbakanı. Bakanlar çok oldu da bayan ilk başbakandır. Ve İsveç'te biliyorsunuz şey oluyor, yani hem parlamentoda hem de hükümet kabinesinde %50-50. 50 bayan, 50 erkek. Böyle bir şey oluyor. Yani şart dediğim kanun değil ama şirketlerde bile öyle. Okul yönetimlerinde öyle, dernek yönetimlerinde öyle. Yani böyle sürekli %50-50 bayan, %50 erkek diye böyle bir fiiliyatta gelenekselleşmiş bir yapı. Evet. Sayın siyaset bilimci İsmet Uzun, tabii bu arada İsveç'in uluslararası belli firmaları var. İsveç'i dünya ölçeğinde güçlü bir ekonomiye sahip yapan, ekonomisi çok güçlü bir ülke zaten. Silah sanayinde ve ağır sanayinde İsveç'in dünya ölçeğinde gücü nedir? Biraz İsveç'in ekonomisiyle ilgili, bu güçlü belli firmalarıyla ilgili de bize bilgiler paylaşabilir misin? Tabii. Şimdi biliyorsunuz yani bu İsveç'in bazı firmaları var ki yani çok eski 100 senelik mesela Volvo, Scania, ondan sonra işte müzikte yapılan kazanılan para geçenlerde bir yerde okudum yani büyük büyük çok büyük bir şey var. Ondan sonra Ericsson. Ve bir de mesela burada bir gelenek var. Şey gelenek. Mesela şimdi bu Tetra Pak diye bir şey var. Bütün işte dünyadaki bütün süt, yoğurt, ondan sonra şişe kutularında. Mesela bu İsveç'indir. 1940'larda bir adam gidip süt alacak. O dönemde İsveç'te süt şişelerde satılıyordu, cam şişelerde. Gelirken yolda yere vuruyor, onu yani düşüyor, kırılıyor, gelip evde hanımı, çocuğu var. Ya o hanımı diyor ne kadar beceriksizsin ya, nasıl beceremedin, o şişeyi kırdın, şu bu adam gidip mutfakta bir sigara içiyor, ya kızıyor, üzülüyor, ya diyor ne yaptım o arada diyor ya yani kırılıp da böyle düşüp de kırılmayan bir şey bulamaz mıyım diye. O zaman kafasına şey, kağıttan işte bu Tetra Pak şeyi geliyor. Yani bu tetrapa o zaman işte bu İsveçli buluyor bunu. Ve şey büyüklüğünde yani Coca-Cola kadar olmasa bile yani ondan çok da az değil. Yani öyle bir mucitler ülkesi. Mesela halkın, devletin bundan 5, 9, 10 senelik bir istatistikti. Ben iyi hatırlıyorum. Savunmaya giden para kadar devlet mucitlere yatırım yapıyor. Yani her evde muhakkak bir mucit, bir şey var. Herkes diyor ben de kendimi şeyimi bulayım. Bir tarihe böyle isim yapayım. Benim de bir buluşum olsun diye. Ondan dolayı şeydir. Yani mesela Ericsson'un Amerikalılar girerken generallerle askerler arasındaki ilişkinin kopmasını Ericsson'un tekniğini kullandılar. Yani onlar o tekniği kullandı. Ericsson'un da. Ki askerler ve generaller arasında. Onun dışında mesela bizde şimdi askeri yaz şeyleri var. Uçakları var. Yerde de reklam olsun diye bu Saab
arabaları var. Bu reklam içindir. Mesela İsveç'in çok önemli uçak sanayisinde gelişkin bir şeydir. Ondan sonra uçak motorlarını der. Yani teknik olarak çok ileri bir ülke. Tabii bir de mesela benim böyle bir işe çevrem var. Böyle bu teknikle uğraşan arkadaşlar var. Yani biz mesela bazen yurt dışına çıktığımızda hemen fark ediyoruz. Yani bir Alman'ın, bir İspanyol'un, bir Yunan'ın, işte İsveç'in böyle tekniğine saygısı, bu geleneği. Tabii bu da şeyden de geliyor. Yani mesela Nobel ödülünün verilişinden de geliyor. Çünkü matematik dışında bütün dallarda Nobel ödülü veriliyor. Yani fizikte, kimyada, edebiyatta. Ondan dolayı bütün dünyadaki gelişmeleri sürekli takip ediyorlar. Yani teknikte ondan dolayı İsveç'in yani böyle bir şey yapısı da var ama dediğim gibi yani devlet bütçeleri kadar şirketleri var. Düşün bir Co-Am, ondan sonra bir Volvo, Scania, bir Ericsson, bir bilmiyorum bu şeyler. Şimdi ondan dolayı yani böyle internasyonalize olmuş bir ülke. Yani dünyayla sürekli yakın ilişkisi olan. Yani yalnız böyle petrolüne ondan sonra kapalı bir ülke değil. Dünyayla entegre olmuş, hem ekonomik, hem siyasi, hem kültürel entegre olmuş, her tarafı takip eden, yakın ilişki kuran böyle bir internasyonel bir şey havası var İsveç'te. Evet. Değerli İsmet Uzun, bu arada İsveç'teki yönetimle ilgili özellikle belediyecilikle ilgili biraz İsveç belediyecilik sisteminden bahsetmeni istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki belediyeler gerçekten geniş yetkilerle donatılmış. Türkiye'de çok alışık olmadığımız ama hayal ettiğimiz bir sistemle belediyecilik orada devam ediyor. Seçimlerde belediye başkan adaylarının isimleri çok seçim propaganda dönemlerinde konuşulmuyor. Hatta seçim yapılıyor. Seçim yapıldıktan sonra meclis içerisinden bir üye daha sonra belediye başkanı olarak seçiliyor. Çok güzel bir model bu. Çünkü başkanın kim olduğu belli değil. İnsanlar bir anlayışa, bir meclise, bir meclis topluluğuna oy veriyorlar. Ve o meclis kendi içinden bir üyeyi başkan olarak seçiyor. Bize İsveç'teki belediyecilikle ilgili bilgi aktarır mısınız? Tabii. Şimdi burada mesela şey dediğim gibi belediye seçimleri ve parlamento seçimleri beraber yapılır. 4 senede bir yapılır. Şimdi belediye seçimlerinde senin de bahsettiğin gibi belediye başkanı adayı A, B ismi yok. Partilere oy verilir. Partiler gelir. Ondan sonra kendi adayını her parti kendi adayını gösterir. Ondan sonra belediye meclisinde oylamaya sunulur. %50'den artı bir alan belediye başkanı olur. Ha şimdi bunun yanında mesela İsveç dilinde şey de var. Yani muhalif belediye başkanı diye. Muhalif belediye başkanı. Mesela onlara da belediye başkanı deniliyor. Yani İsveççe'de bize mesela öyle bir kelime var. Şimdi artı mesela 3 parti koalisyon yapmışsa 3 tane belediye başkanı oluyor. Ha bir de bunun üstünde belediye meclis başkanı var. O en büyük partiden genellikle o belediye şey oluyor. Şimdi onun görevi nedir? O bütün yasallaşacak, kanunlaştırılacak bütün kanun şeyleri 2 hafta öncesinde oturur, tartışırlar hep parti iktidar yani partisi biz de öyle diyelim. İktidar partisi hem de muhalefet oturur tartışırlar. Ondan sonra alır oylamaya sunulur. Şimdi yani dediğim gibi 3 parti ise 3 belediye başkanı olur. Ha, onun dışında komisyonların görevi çok. Mesela şimdi benim kaldığım şehirde bir de belediyelere biz vergi de veriyoruz. Belediye vergisi %33 veriyoruz. Yani bütün şirketler %33. %33 işçi veriyor. %33 de işveren veriyor. 66
Bir de işçiye ayda senede 5 haftalık tatil izni var. O da %14 yapıyor. Yani bir işçiye diyelim 10 milyon maaş geliyorsa o 6.700 alıyor. Yani belediyenin aldığı 3.300 lira. Türk lirası, ben böyle mi hesap veririm? 3.300, %33. Ondan sonra işverenin şeyi de devlete gidiyor. Şimdi onun için yani buradaki vergi sistemi çok yüksek. Türkiye ile karşılaştırılmaz. Yani bu şimdi, yoksa böyle bir refah sistemini sen hayata tutturamazsın. Belediyeler, sağlık belediyenin elinde. Yaşlılar evi. Tabii şimdi hastaneler değil. Diyelim handikaplar, ondan sonra yaşlılar, ondan sonra kreşlerden şeye kadar, liseye kadar bütün öğretmenlerin ve okulların masrafını belediyeler yapar. Ondan sonra kültür, spor belediyelere bağlı. Şehir planlaması belediyelere bağlı. Artı parlamentoda temsil edilen her partiden bir temsilci de şeyde yer alır. Mahkeme heyetinde. Mesela şimdi İsveç'te 7 parti, bir hakim var, 7 tane de çeşitli partilerden insanlar temsilci olarak yönetime şeye giriyor, komisyona, mahkeme heyetine. Şimdi içlerinden yalnız bir tanesi hukukçudur. Hakim yalnız hukukçudur ve onun da bir oyu vardır. Normal diyelim AB partisinden bir temsilcinin de bir oyu vardır. Şimdi o partiler niye mahkeme temsil oluyorlar? Çünkü hakimin doğru karar verip vermediğini hakkaniyet üzerinde, adalet üzerinde karar verip vermediğini kontrol için geliyor. Orada yer alıyor. Yani şimdi mesela bence şey dışında dış işleri, ondan sonra adalet işleri dışında görevlerin çoğu hep şeye verilmiş, belediyelere verilmiş. Yani belediye her şeyle, her şey. Çünkü böyle yerlerde artık şey de kalmıyor. Yani sen başkasından şikayet edemezsin, diyemezsin ya işte hükümet böyle yaptı, bu böyle yaptı. Bir de siyaset, biliyorsunuz siyaset şeydir, yani gönüllüler işidir. Kimse siyasete, adam gelir 10 sene bir hedef önüne koyar, ya de benim mahallemde yollar düzenli yapılmıyor, ben gelip işte o komisyon, belediyede o komisyona gireyim, orada öyle çalışayım ki daha doğrusunu yapayım. Gelip giriyor, o konu için geliyor, ondan sonra gittiği zaman da yani teşekkür edip gidip şey yapıyor, çıkıyor. Şimdi ondan dolayı belediyelere, her yetki belediyelere verilmiş. Yani mesela burada bir belediye başkanı bir hata yaptığı zaman partisinden, işte diyelim Stockholm'dan şey yapılmaz. Yani senin partinde zaten halk nezdinde çok böyle şey kontrolü var. Yani hem medya kontrolü, hem çevre kontrolü, hem de böyle bir ahlaki kontrol var politikacılar üzerinde. Yani ben hesap vermem değil. Herkes her şeyi en açık şekliyle bilmek zorundadır. Bugün ben bir kişi olarak gider belediye başkanının bütün her şeyini benim gidip bütün informasyonu toplama hakkım vardır. Bir gazetecinin vardır. Ama şey de yoktur. Yani mesela gazetecilikte şey, Türkiye gibi de değil. Yani adam daha mahkemede karar vermeden, mahkeme kararı yokken bir kişinin resmini, ismini, adresini, yaptığı cezayı hemen yayınlıyor. O da öyle de değil. Yani bugün bir gazeteci benim hakkımda bir şey dediği zaman onu ispatlayamadığı sürece, mahkeme kararı olmadığı sürece benim resmimi, ismimi, adresimi vermesi mümkün değil. Böyle bir karşılıklı şey de var. Yani bir Türkiye'deki medyaya benzemiyor. Ben onu demek istiyorum. Böyle işte bir olay oldu da işte bu yapabilirdi, yapmış olabilir. Öyle şeyler yok. Mahkeme kararı olmadan hiçbir
insanlar deşifre edilmez, ondan onurlarıyla oynanmaz. Öyle bir şey yapısı var. Evet. Sayın Hikmet Uzun, bu arada tabii ki İsveç devleti hümanist, demokrat bir sosyal devlet. Kimse kimsenin oyunun rengine karışmıyor. Bir karı koca bile hangi partiye oy verdiğini birbirine söylemek zorunda değil. Hatta bunu sormak ayıp sayılıyor. Aynen. Doğrudur. Doğru. Yani mesela seçimlerde öyle. Ben bundan 15-20 sene önce burada Stockholm'da üniversite okurken gece okula gidiyordum. Gündüzleri de gidip gece çalışıyordum. Şimdi yaşlı bir şey, böyle şey, yani Burjuva Partisi'nden bir bayan onu götürüp şey yapacak, oyunu kullanacak seçimlerde. Ya şimdi bir de bizim o dönemde Sol Parti'nin ismi Komünist Partisi'ydi. Onun çok böyle sempatik bir başkanı vardı. Şimdi onun barajı aşamama durumu vardı. Barajı aşamama durumu vardı o Komünist Partisi'nin. Adam, kadın kendisi de şey, yani sağcı, komünistlere karşı. Ben alıp böyle götürdüm, tam oyunu kullanacak. Ya bir baktım, Komünist Partisi'ne oyunu attı, Allah Allah dedim. Sonra geldi yolla, ya dedi, ben dedim, ya dedim sen oyunu kime dedim, o denilmez dedi. Ya biz o zaman yeni gelmiştik. Şimdi dedi, ama dedi bu komünist adam düşerse dedi parlamentodaki renklerden biri eksik olur. Ve o renk katıyor dedi, onun olması önemlidir. Hani demedi ben ona vermişim de. Bir de öyle bir gelenek var. Yani mesela karı koca birine demez ki ya işte A partisine ver, B partisine oyunu ver. Ya da biri birinden sorması çok ayıp. Yani sen hangi partiye oy verdin? Aman. Yani burada İsveçliler çok ayıptır. Yani çok şey denilmez. Ama herkes tahmin edebiliyor. Yani falan partiye, bir partiye. Yani bu bile ülkede demokrasinin hangi seviyede olduğunu göstermesi açısından gerçekten çok önemli bir örnek. Yani ileri demokrasi dediğimiz gerçekten çağdaş ülkelerde, ki bu inşallah bu bizim coğrafyamıza da bir an önce gelir. Tabii bu İsveç'in zannedersem son 200 yıldır İsveç herhangi bir savaşa sahne olmamış bir ülke. Dolayısıyla savaşlardan, yıkımlardan uzak, böyle insani bir yaşam, şeffaf ve demokrat bir yaşam sürüyor. İnsanlar mutlu bu anlamda. Dileğimiz odur ki bütün dünya İsveç gibi olsun, ama mümkün değil. Coğrafyamız büyük bir kaostan çıktı. Halen de o kaos devam ediyor. O yüzden ileri demokrasi dediğimiz bu İsveç bizim için bir modeldir aslında. Gıptayla bakıyoruz Türkiye'den. Umarım bizim ülkemiz de bir İsveç gibi böyle kimsenin kimseye oyunun rengini sormadığı, demokrasinin çok ileri bir seviyeye geldiği, insan hak ve özgürlüklerinin çok üst seviyelere geldiği, parlamentonun çok renkli, çok sesli ve çok dilli olduğu dönemleri de inşallah biz de görürüz. Tabii İsveç'ten bahsederken İsveç'e gelip yerleşmiş, bizim coğrafyamızdan ilk olarak gelip yerleşen insanlar hangi yıllarda İsveç'e gelip yerleşmişler, biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii. Şimdi bu Osmanlı döneminde bir Kürt paşa diplomatı gelmiş buraya. İsveç'te bu Östermalm diyen bir bölge var, çok şey. Orada o dönem gelmiş. Onunla ilgili bir kitap da yazılmış. Tabii bu 1900'lerin başında falan. Şimdi bu 1. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu bizim için bence önemli. Şimdi yani darbelerin olmadığı, muhaliflerin kaçmadığı, insanların birbirini öldürmediği, ondan sonra böylesi toplumlarda hep şey olur. Yani böyle yani oturmuş bir sistem olur, bir devlet olur. Şimdi mesela bizim şimdi Orta Doğu'da, ondan sonra yani o devletlerin çoğuna baktığın zaman, yani bizde devlet denildiği zaman silah, asker, güç. Ama bence devlet olmanın koşulları o değil, sistem kurabilmez. Bir ülkeye sistemi getirebilme. Ondan sonra yani refah, hak, hukuk, özgürlük, adalet ve hümanizm. Yani hümanizm çok önemli.
biliyorsun. Mesela bizim gibi toplumlarda bu hümanizmle ilgili fazla bir şey dönülmüyor ama burada kreşlere gitsen bile böyle çocukları o hümanist şeyde yani o öyle bir terbiye veriyorlar. Şimdi burası 200 senedir savaş görmemiş. 200 sene. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler bir yandan Yahudileri katlederken Yahudilerin bir kısmı buraya geldi. Onun dışında Hitler'in Alman muhalifleri de İsveç üzeri Norveç'e geçtiler. Ve Hitler Norveç'i işgal şey yaptı, işgal ettiler. Ve Norveçliler gerilla savaşı verdiler Hitler'in askerlerine karşı. O dönemde Willy Brandt onlar muhalefet olarak Norveç'teydiler. Ve tabii savaştan sonra Hitler döndü. İlk gittiği yerde Yahudilerin mezarı başında özür dilediler. Hitler tarihimizde kara bir lekedir. Hitler bizi bağlamaz. Hitler Alman değil, biz değiliz diye meseleyi orada çözmeye çalıştılar. Ki bence o Willy Brandt onların o şeyi çok önemliydi. Çok tarihi bir konuşmaydı ve tarihiyle yüzleştiler. Ondan sonra bir kısım Almanlar bu Hitler'e karşı olan sosyal demokrat, sosyalist Almanlar burada kaldılar. Bir kısmı Norveç'te kaldılar ve büyük çoğunluğu da gidip yeni hükümeti kurdular ve savaştan sonra bütün dünya bildiğiniz gibi Marshall planlarıyla, ondan sonra Avrupa'ya yeni bir düzen, yeni bir hukuk sistemi kurmayla ilgili belirli çalışmalar içine girdiler. Şimdi bizim için 60'lardan sonra bizim Urfalı bir Selahaddin abi vardı. Selahaddin Rast geldi. Mesela bir doktordu. Diz kapağıyla ilgili bir buluşu var. Patent onundur. Selahaddin abi. Biz 1980'lerde buraya gelirken Selahaddin abiyi gider görürdük. Gelirdi nevrozlara, mitinglere, gecelere gelirdi. Böyle bizleri görürken heyecanlanırdı, ağlardı, şey yapardı. Selahaddin abi buradaki elit grupla ilişkisi olan. İsveç krallık ailesiyle, Finlandiya, Norveç'teki bakanlarla, başbakanlarla çok enteresan bir adamdı. Ve çok da seviliyordu. Ben bir gün bir öğrencisini gördüm. Yani bahsederken ben de böyle gururlandım. Yani bir Urfalı gelip Stockholm gibi bir yerde bu kadar geniş çevresi, şuyu vardı. Ve kendisi de o zaman Türkiye'ye gelmiyordu, gelmedi. Burada vefat etti. Mesela 60'lardan, bence 60 döneminin sürgünüydü, öyle diyelim. Ondan sonra mesela Mahmut Baksiler var zannedersem. Kemal Burkaylar var. Mahmut Mehmet Baksi Uzunlar. Mahmut Baksi onlar 70'lerde geldiler. Ondan sonra mesela İshak Alaton, bizim bahsettiğim Alaton Holding'in sahipleri, onlar da o Evet. dönemde 60'larda geldi. İshak abiyi ben iyi tanıyordum. Yani biz sürekli gider görürdük. Hatta sonra şeyde oldu, bu TÜSİAD'ın başkanı oldu. Buralara gelip seminerler veriyordu. Türkiye'nin Avrupa'ya birliğine girmesi için çok çabaladı. Allah rahmet etsin. Evet, İshak Alaton zannedersem Türkiye'de Eyüp Sultan mezarlığında bir saldırıya uğradı. Orada öldürüldü zannedersem. O kardeşiydi. O Öyle kardeşiydi. mi? Ve İshak abi şeydi. O normal bundan 3-4 sene önce vefat etti. Yani Türkiye Yahudi asıllı Türk vatandaşı ve İsveç vatandaşı. Evet. Hanım İsveçliydi. Yani çok yakından tanıyorduk. Mesela rahmetli bizim Mehmet Uzun'un mahkemeleri olurken o da hep gelir şey yapardı. Yardımcı olurdu. Ondan sonra çok aydın demokrat bir insandı. Onun hayatıyla ilgili bir kitabı da var. Ben geçenlerde okudum. Çok enteresan bir kitap. Şimdi ben şeyi demek istiyorum. Yani 70'lerde işte dediğim gibi Mahmut Baksiler, ondan sonra Necmettin Büyükkayalar, Kemal Necmettin abi Burkaylar. tabii Kemal Burkay 80'den sonra geldi. Necmettin Büyükkaya, Mahmut Baksi bunlar 70 sonrası geldiler. Bir de Ondan sonra zannedersem Zülfü Livaneli ile Yaşar Kemal de var. Yaşar Kemal gelip burada yani
sürgün olarak gelmedi. Zülfü Livaneli buradaydı. Zülfü Livaneli'ni 80 cuntasında alıp biz buraya gelirken Yaşar abi gelip Zülfü Livaneli'yi alıp şeye geldi. Türkiye'ye döndü. Yani bence Yaşar Kemal'e Nobel ödülünün verilmemesinin sebeplerinden biri de oydu. Yani bütün aydınlar, yazarlar, çizerler, askeri junta gelmiş Türkiye'de işte yurt dışına çıkarlarken sen yurt dışında gelip Zülfü Livaneli'ni Türkiye'ye götürüyorsun. Yani sanki böyle cuntacı bir yaklaşım gibi geldi biliyorsun. Yani bunu ben niye diyorum? İsveç medyasında Nobel ödüllerini çok yakından takip ediyoruz. Yani onun ismi geçerken bazı eleştirmenler öyle yazıyordu. Yaşar Kemal Sahken. İşte 80'de benim anlattığım eleştirileri getiriyorlardı. Şimdi ondan sonra 70'lerde dediğim gibi Mahmut Baksiler, ondan sonra Necmettin Büyükkayalar geldiler. Necmettin abi tabii sonradan döndü 74'lerde. Ondan sonra tabii Mehmet Uzun 77'de geldiler. Ondan sonra biz 80'den sonra biz geldik. Şimdi 90'dan yani biz dediğim Türkiye'de 50 bin kişi yurt dışına çıktı. 80 cuntasında 50 bin kişi, 350-400 bin kişi hapishanelere girdi. Ondan sonra yani çok insan her tarafa dağıldı. Yani Türkiye'nin böyle ne diyelim en aktif insanları, en aktivist insanları, hak, hukuk, adalet, demokrasi isteyen insanların çoğu yurt dışına çıktı. Bir kısmı şey üzeri, Meriç üzeri, Yunanistan'dan, bir kısmı Suriye'den, bir kısmı Irak'tan. Yani aydın insanlar. Biz mesela birden kendimizi işte Şam'da gördük etrafımızda işte DİSK'in başkanları, TÖBDER'in başkanları, yönetim kurulları, işte o dönemde sol partilerin liderleri, ondan sonra Stockholm'da da yine aynı insanlar. Yani ben belki mesela ben 15 yani 20 ay falan ben Suriye'de o 80 sonrası kaldım. Belki 1000 kişiden fazla insanla tanıştım. Yani hepsi de bizim gibi işte askeri juntadan bir yanıyla kaçmış, bir yanıyla yurt dışına sığınmak zorunda kalmış insanlar. Tabii bu insanların çoğu Stockholm'a geldiler. Şimdi bu benim bahsettiğim bu dönemde gelen arkadaşların çoğunun şimdi çocukları hep yani büyük, yani çok büyük şey bürokrat olmuşlar buralarda. Önemli yerlerde yer almışlar. Yani yazarlar, çizerler, avukatlar, hakim, savcılar. Yani bir de İsveç toplumu durumunda şey de var. Yani herkesin kendi rengiyle, kendi diliyle, kendi diniyle bu toplumda boy vermesini istiyorlar. Yani Türkiye gibi bir sistem değil. Herkes Türk olsun, herkes Türk kanı taşısın. Öyle işte devlet bürokrasisinde yer alsın diye bir şey yok. Ne kadar farklı olsan, ne kadar farklı dilden, dinden olsan sana o kadar fazla tolerans, daha fazla ilgi, daha fazla değer veriyorlar. Eğer kanunlara uyarsan tabii bu çok önemli. Yani kanunlarla dediğim bizim normal basit kanunlar. Şimdi ondan dolayı yani çok geniş bir şey kitlesi var buralarda. Yani güçlü bir Türkiye'li, Kürt, ondan sonra güçlü bir kitle var. Yani şimdi bizim Türkiye'deki insanların çoğu bunu anlamıyorlar. Diyorlar belki yani işte 3-5 tane yabancı işte Suriyeli gelip Türkiye'ye yerleşmiş değil. Bu toplumun artık bir parçası olmuşlar. Bu toplumun artık burayı kendilerine ana vatan olarak kabul etmişler. Ama Türkiye gibi bir yer işte bizim Diyarbakır, Siverek, Urfa yani ayrı bir kutsallığı var ama buralarda bizim ana ülkemiz. Yani ben öyle bakıyorum. Şimdi ben Siverek kadar, Diyarbakır kadar, Urfa kadar ben Stockholm'da da ben kendimi yani kendi şehrim gibi bakıyorum. Yani belki çok insanlara yabancı işe geliyor ama öyle değil. Ben hayatımın 1/3'ünü burada geçirmişim. Onun için mesela bazı yani insan diyor ya bu yani nasıl olur? Olur. Yani olur. Çünkü en zor koşullarda
Ülkemiz bizim için cehenneme çevrilirken bize kapılarını açan her türlü desteği veren bu ülkeler oldu. Şimdi bugün İsveç, Rusya mesela geçen gün ben bizim başbakanın sayfasında öyle bir yazı yazmıştım işte iyi bir karardı diye. Bir İsveçli diyor savaş olursa sen cepheye gider misin? Tabii ki giderim. Yani ben bugün bir Diyarbakır kadar bir Stockholm kadar da ben cepheye giderim. Yani bu ülke bizim ülkemizdir, çocuklarımızın ülkesidir. Öyle bakıyoruz meseleye. Ama tabii mesela Roşan şey de var. Yani çoğu insan yabancılığın verdiği bir bazı şey yanlış şeyler var. Yani yanlış değil de tepki hep böyle işte biz buralı değiliz. Hep böyle ki toplum dışında ne dilde ne kültürde ne eğitimden yani hep karşı çıkar. Hep niye bu böyle eğridir? Niye bu böyledir? Ondan dolayı bazı insan çoğu insan buralara bile düşman oluyor. Genellikle bu yabancı psikolojisi yani yabancı psikolojisi öyle ama ben mesela ben öyle düşünmüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Burası da yani benim için Stockholm'un değeri de Diyarbakır kadardır, Siverek kadardır, Urfa kadardır. Yani bana sorulara hangisi daha yakındır ben yani soru ben cevap veremem. Hepsi de aynıdır. Tabii değerli Sayın İsmet Uzun, aynı zamanda İsveç sanırım dünya üzerindeki muhalif ve sığınmacılar için bir ana vatan özleminin giderildiği bir ülke. Çünkü gerçekten ileri bir demokrasiye sahip ve insanların kendini ifade etme özgürlükleri var. Bu anlamda sığınmacıların İsveç'te kendisini kendi ülkenin bir vatandaşı gibi hissetmesi gayet normal. Çünkü gerçekten insan hak ve hürriyetlerine çok saygılı ve insanların kendisini ifade etme noktasına hiçbir sıkıntı yaşamadıkları bir demokrat ülkeden bahsediyoruz. Özellikle bu İsveç'te ana dilde eğitimin özellikle haftada 2 saat hangi milletten olursa olsun her okulda 5 öğrencisi varsa, o dili konuşan 5 kişi varsa, İsveç hükümeti o 5 dili konuşan insanlara bir öğretmen tahsis ediyor. Bu haftada 2 saat ana dilinde eğitim görme şansı, fırsatı, eşitliğini sağlıyor. Bu anlamda gerçekten İsveç hükümetini, halkını kutlamak lazım. Çok ileri bir demokrasi olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Özellikle ana dilde eğitim orada ne şekilde saklanıyor, onunla ilgili de Süyerek Kültür Platformu izleyicilerine biraz bilgi verirseniz. Tabii. Şimdi biz yeni 80'lerde, 81'de buraya gelirken o dönemde ben iyi hatırlıyorum. Stockholm Öğretmenler Yüksekokulu, ha öyle mi deniyor? He, Yüksekokulu'nda yani Kürdoloji bölümü için 24-25 tane şey açıldı. Bir kontenjan açıldı. O zaman mesela ben iyi hatırlıyorum bizim Siverekler'de mesela Keya İzol, ondan sonra Muzaffer Uzun, ondan sonra çok yani 25-26 arkadaş gidip oralarda o zaman işte 2 sene, 3 senelik bir eğitim gördüler. Onlar direkt hemen Kürdoloji bölümünde öğretmen olarak daha da çalışıyorlar. Şimdi yani kanun olarak şimdi diyorlar ana dili ne bilmeyen çocuklar diyor toplumda problem oluyor. Yani çok net tespit etmiştir. Bu şimdiki bir tespit değil. Diyor kelime hazinesi eksik olan çocuklar şiddete başvuruyor. Kafasında bir sürü şey var. Söylemek istiyor, olmuyor. Ondan sonra bir bakıyorsun kızıyor, ağlıyor. Yani ondan dolayı diyor ana dili çok önemli. Yani ikinci, üçüncü dil değil. Ana dilin ne kadar bir çocuğun ana dilin ne kadar güçlü, kelime hazinesi ne kadar zengin olursa o çocuk daha az şiddete başvuruyor. Ondan sonra toplum için problem oluyor. Bu tespitten hareketle İsveç'te şimdi senin dediğin gibi yani bir okulda 5 tane çocuk bir dili konuşuyorsa bilseler gidip Afrika'dan bile getirirler hocasılar. Gelip bu çocukların o ana dilini öğrensin diye.
Şimdi mesela bu durumda bence 15 bin ile 20 bin arası Kürt çocuğu okullarda dediğin gibi haftada 1-2 saat Kürtçe öğreniyorlar. Hem yazı hem okuma hem dinleme hem de yani hocaları da hep şeydir, Kürtçe şey yapıyor ve aynı şekilde Türkçe bilen çocuklar yani Türkçe çocuklar da var. Şimdi mesela benim çocuklarım hepsi bu okullardan yani hepsi Kürtçe okuyor. Benim büyük oğlum şimdi mesela lisede Kürtçe okuyor. Ondan sonra kızım ortaokulda. Diğer küçük kızım da şeyde var. Bunlar hepsi Kürtçe. Bir de gelip testlerini yani hem yazı, okuma, dinleme şeyini. Zaten biz evde de Kürtçe dışında biz dil kullanmıyoruz. Bizim çocuklar her biri 4-5 tane dil biliyorlar. Ama biz bütün dilleri yani kendi aramızda Kürtçeden başka bir dil kullanmıyoruz. Yani şey olur, zengin şey olur. Yani engel değil. Yani çocuklar bir dilden fazla bildiler mi? Gittikçe üçüncü dil daha erken öğreniliyor, dördüncü daha erken öğreniliyor. Şimdi bizim mesela çocukların Türkçesi de kötü değil. Yani Türkçeleri işte televizyon Türkçesi, şey, bilgisayar Türkçesi. Onlar da her, yani Türkçeleri de iyi. Tabii ondan dolayı şeydir. Yani burada ana dilini öğrenme bu İsveç devletinin çok önemli bir prensibidir, kanunudur. Ben bir ara Stockholm'da bir okula gitmiştim. Mesela dediler bu okula 38 tane dil konuşuluyor. 38 dil. İlkokul. İlkokulda 38 dilde şey veriliyor, ders veriliyor. Ya. Sayın İsmet Uzun, bu arada tabii ki siz ara ara Türkiye'de gelip gidiyorsunuz. Türkiye'nin de özellikle Mezopotamya'nın birçok bölgesinde gezdiğinizi, gördüğünüzü biliyorum. Geziler yapıyorsunuz, dolaşıyorsunuz coğrafyayı. Bölgemizle İsveç, ikisini kıyaslarsanız özellikle belediyecilik anlamında, demokrasi anlamında ne tür eksikliklerimiz var? Artılarımız nelerdir? Eksilerimiz nelerdir? Yurt dışında yaşayan, İsveç'te yaşayan bir siyaset bilimci olarak gözlemleriniz ve izlenimlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Ya tabii bu yani bu çok zor bir sorudur. çok zor bir sorudur ama ya yani bizim pozitif yanlarımız çok biliyorsun bizde bazı insanlar gerçekten çok rahatlar. Yani şimdi böyle negatif konuşma dışında. Yani çok rahatlar. Mesela ben şimdi Diyarbakır'a böyle indiğim zaman Sivere'ye indiğim zaman böyle çok rahat sigaramı içip böyle atabiliyorum. Ama burada sigarayı yere atma. O da bir özgürlük. O da bir özgürlük. Şimdi burada sigarayı yere atmanın cezası bu sene çıktı. Bu sene 1 Mayıs'ta şeyini 800 kron. Yani 800 İnşallah, inşallah bizim ülkemizde de öyle bir ceza gelir de biz de izmarit görmekten kurtuluruz. ya yani şimdi ben şeyi diyorum yani Süleyman mesele bazen aşırı düzenlilik de diktatörlük oluyor. Yani O sen Siverek'ten gitmişsin diye sana ağır geliyor. Orada da olsaydın ağır gelmezdi. yani şimdi bu tabii bu biraz şeydir de şimdi mesele şeydir bazı konularda bizim ülkemiz yani gerçekten çok güzel, çok iyi. Yani ama kurumlara yani devlet toplumun sistematize edilmesi lazım. Mesela şimdi ben Türkiye'ye bir bilet alsam bak arasam benim pasaportum yok hemen işte havaalanı polisini ararım derim der ya der 25 dakika sonra yani önce gel sana 25 dakikada bir kişilik şeyi yani pasaportu bir defalık pasaportu hazırlarız. Ben hemen inanıyorum. Yani 25 dakikaya ben inanıyorum. 30 dakika olursa ben kızarım biliyorsun. Yani şeylere devlet kurumlarına korkunç bir güven var. Yani ne derselerse güveniyorsun. Çünkü hiçbir yanlışlık yapılacak şey yok. Yani insanlar devlet kurumlarına güveniyor. Doktora güveniyorsun. Yani mesela bizim bir şart tüysüz abimiz biliyorsunuz geçen gün bir şey geçirdi. Trafik kazası. Yok en iyi profesörler Antep'te gelip şey yaptılar. Baktılar, tedavi ettiler. Şey yaptılar. En sonunda dedi ya hemşireler iyi değilmiş.
Bişar abi geçen gün gittim gördüm. Ya dedi her doktorlar çok iyi de dedi yani bu kendi işini seven, içten yapan, öyle bir devlet hemşirelik terbiyesi alan gönüllü insanlar lazım. Burada işte eğitimde onu veriyorlar. Yani ben mesela bazen gelip Türkiye'de para bozuyoruz ya bakıyorsun kadın belki hiç da şey yapmıyor. Alıp parayı böyle atıyor. Yani ya bize çok ters geliyor. Yani burada herkese merhaba, buyurun biliyorsun. Yani bu fazla pahalı bir şey de değil ya. Yani çok rahat yapabilirsin. Şimdi mesela bize çok ters geliyor biliyorsun. Şimdi işini sevmek. İşini sevmek. Yani burada öyle yapıyor, öyle bir eğitimden geçiyorsun ki, öyle bir kültür var ki işini seviyorsun. Yani diyorsun benim işimdir. Sabah 8'de kalkıp akşam 4-5'e kadar çalışıyorsun ama böyle işten çalışıyorsun. Çünkü öyle bir eğitim almışsın. Şimdi bizim bölgede inşallah öyle bir şey olur. Yani şimdi tabii siyaset şimdi Türkiye'de çok kirlendi. Çok kirlenmiş. Siyaset çok kirlenmiş. Yani ben mesela kişi olarak hayatta hiçbir partide böyle siyaset yapma, işte oralarda bir şey yapma. Ben dünya, yani bütün Türkiye'yi üstüme tapulasalar ben yapmam. Çünkü gerçekten çok kirletilmiş. Şimdi buralarda öyle değil. Yapmadığın zaman diyorsun ben yapamıyorum. Yani cevap veremedin ama diyor ben bilmiyorum. Yani bunları söylemek de bir cesaret işi. Bir şey işi. Şimdi onun için bizim toplumun çok o eski bozulmamış senin mesela şey yaptığın bu eski tarihi yerleri, insanları, şeyleri yani inşallah onlar bozulmaz. Bozulmaz ileride yeni gençlik, yeni bir eğitimle, yeni bir şeyle yani onlar korunur. Tabii ki yapılacak çok şey var, o da var. Yani o kadar genç insan, o kadar potansiyel, o güzel araziler, güzel ülke, havası güzel ülke. Yani ben mesela geçen gün biz Fırat'ın o taraflarına baktık. Ya gerçekten yani işte bu Alp dağları ondan sonra bu bölgelerin çoğunu biz gezmişiz. Yani aynı o havayı veriyor. Ama insanlarla konuştuğun zaman böyle bir seni bir şey yapıyorlar. Böyle bir karamsarlık, bir böyle bunalım, bir yani bence bunun çoğu da bilmiyorum. Yani nasıl olacak? Yani ülkemiz güzeldir, insanlarımız güzeldir ama bazı şeyler var. Yani çok çok kirlendik. Biraz daha zaman lazım. Herhalde bazı şeylerin oturması biraz daha zaman ihtiyaç duyar. Sayın İsmet Uzun, programımız biraz uzadı. İzleyicilerimiz de büyük bir dikkatle, büyük bir keyifle bizi izlediler. Desteklerini bizden esirgemediler. Program bayağı uzun da sürdü ama siz de gayet akıcıydınız. Konuya hakimdiniz. O yüzden sizi çok fazla bölmek de istemedim. Son olarak İsveç'te Kürtler örgütlü müdür? İsveç devletinde Kürtler yönetim kademesinde ne kadar etkindirler? Gelecekte Kürtlerin İsveç'teki pozisyonunu nasıl görüyorsunuz? Ya şimdi yani şeydir, şimdi bizim mesela parlamentoda 5 tane Kürt asıllı İsveçli. Biz öyle dememiz lazım. Kürt asıllı İsveçli. Yani şimdi sen bir HDP'li gibi ondan bir şey bekleyemezsin. Çünkü buradaki kurallar, çizgiler çok net. Belli kuralların dışına çıkamazsın. Kendi partinin çizgisinin dışına çıkamazsın. Böyle gelişi güzel konuşamazsın. Onun için 5 Kürt asıllı İsveçli, öyle diyelim, var bizim parlamentoda. Onun dışında mesela doktorlar, yani İsveç'in en büyük doktor örgütü Kürtlerin örgütü şeydir. Kürt doktorlardır. Çünkü ben geçen evvel sene ben de Civan Hacı beraber bizi davet etmişler Stockholm'a gittik. İstatistiklere baktık. Eskiden Finlandiyalardı. Finlandiyalı doktorlardı. Şimdi onların yerine Kürt doktorlar geçmiş. Çok geniş bir doktor kitlesi var. Çok önemli şeyde. Onun dışında bürokraside yoğun bir şey var. Bürokraside yoğun mesela bizim bir Konyalı Kürt bir şey var.
Türkiye'nin Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi bize mesela, bizim Kürt'tür. Ondan sonra yani bütün devlet kademelerinde Kürt asıllı, bir de Kürtlerin her bölgeden gelmiş insanları var. Yani yeni gençlik şeydir. Bizim gibi düşünmüyorlar ama yani bir Avrupalı belli sınırların dışına sen şey yapamıyorsun. Yani her şeyi söyleyemiyorsun. Ben biraz şeyi kaldırayım. Bu bizde hava yavaş yavaş kararmaya başlıyor. Şimdi yani çok geniş bir gençlik kitlesi var. Buralarda büyümüşler, buraların değer yargılarını almışlar. Yani bir hata, bir yanlış yaptığın zaman, yanlışı yanlış gördüğün zaman ne bizim dilimizde bu yoktur, dilimizde yoktur, kültürümüzde yoktur demezler. Direkt söylerler. Yani Avrupalı bir şey, bir Avrupalı jenerasyon yetişiyor. Yani benim umudum bunlardan çoktur, çoktur. Gerçekten Türkiye'ye, Kürtlere büyük faydası olacak. Onun için bizim Kürtler özellikle bunu yani bilmemiz lazım. Yani biz problemi olan bir halkız. Mazlum bir halkız. Ve bizim ileride potansiyelimiz herkesten daha fazladır. İmkanımız herkesten daha fazladır. Yani yarın öyle 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 insanlar buralarda çıkacak ki, çıkıyor ki. Yani her konuda. Onun için ben çok inanıyorum. Yani böyle işte, savaşla, kırmayla, dökmeyle değil. Böyle medeni, Avrupalı, modern, ondan sonra kültürlü bir jenerasyon yetişiyor buralarda. Ve buna Türkiye'de karşılık olacak örgütlenmeler yok bence. Yani gönül isterdi ki bunları kucaklayabilecek bir Yahudiler gibi, bir ne bileyim başka halklar gibi böyle bunları kucaklayabilecek, bunlara yol gösterecek, bunları ülkeye getirebilecek çalışmalar olsa bence çok iyi olur. Umudumuz o konuda vardır. Evet, değerli İsmet Uzun, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Bugünkü konumuz aslında NATO'ydu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu yaptığı bir gündü. Programımız tam da bu günün üzerine denk geldi. Bu önemliydi. Sovyet tehdidine karşı 1949 yılında kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması'yla kurulan NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu İsveç ve Finlandiya. Bununla ilgili bir söyleşi yapmıştık. Önemliydi. Bugünkü bize anlattıkların Sivere Kültür Platformu olarak biz keyif aldık bu yayından. Son olarak Sivere Kültür Platformu'na ve konuyla ilgili neler söylemek istersin? Son sözlerini alalım. Ya ben sizi çok çok kutluyorum. Gerçekten çok başarılı bir iş yaptınız. Bak bu konuda gerçekten şey oldu. Ve iyi de oldu ki bu yaz bir tatil hak ettiniz. Yani çok iyi oldu. Programların çoğunu çok dinledim. Bazılarına yetişemedik ama çoğunu dinledim. Özellikle bizim Rıfat Hoca'nın mesela gerçekten çok kaliteli, böyle edebi, her tarafında edebiyat akan bir programlarını çok şey yaptık, dinledik. Ondan sonra bizim İsmet şey Börekli. İsmet Siverekli. Tabii İsmet çok hızlıdır. Ya hiç Avrupalı olduğu belli değil. Yani çok heyecanlı böyle şey. Tam bir gazeteci. Ondan sonra Zivi'nin mesela şiirleri gerçekten çok kaliteli. Gerçekten kaliteli. Evet. Yani ben hemşerim olduğu için ya da sevdiğim için demiyorum ha. Yani gerçekten kaliteli. Böyle bir şey var. Bir ruh var. Bir edebiyat var. Bir hedef var. Bir baş kaldırı var. Yani şiirin zaten özelliği de odur. Zivi'nin şeyleri çok, programlarını ben yani şiirlerini çok seviyorum. Ondan sonra senin programların da tabii ayrı. Yani çok gerçekten de güzel her şeye hakim şey yaptın. Ama tabii gönül ister ki daha sonbahara kendimizi hazırlayalım. Böyle güzel, daha geniş, daha şey zengin programlar. Ben sizi de çok çok kutluyorum. Çok çok sağ olun. Yani bu program da tabii şey için oldu. Yani şimdi Avrupa medyası gerçekten her tarafta Türkiye'nin resimleri. Yani bunlar bizden ne istiyor ya? Yani ne? Yani Türkiye neresi? Burası neresi ya? 6.000 kilometrelik bir aramız var.
Yani her biri bir dünyaya bakıyor. Yani şimdi niye bırakmıyorlar biz Türkiye'ye girelim? Yani bu Türkiye'de bu konular kazanmaz. Bak ben size göreceksiniz, Türkiye geri adım atacak, hiçbir şey de elde edemeyecek. Yani ondan dolayı yani İsveç ve Finlandiya gibi iki kutsal ülke, iki herkesin şey yaptığı, saygı gösterdiği, stratejik, kültürel ve siyasi olarak ağırlıkları olan iki ülke, küçük ama önemli ülke. Bunların şeye yapılmaması bence bunlar ateşle oynadılar. Yani ondan dolayı ben göreceksiniz çok yakında kendileri değil. Taviz de verecekler. Daha siyasi olarak ne olacağını ben bilmiyorum ama yani boşuna böyle çabalar. Bir de sen 200 burada 200 bin tane Kürt yaşıyor ya. Ya buradaki Kürtleri sen nasıl terörist ilan edersin? Kimin haddi nedir bu? Bir de terörist dedi ki burada doğmuş büyümüş çocuklar, doktor, avukat, savcı, hakim, futbolcu, Kürtler. Yani şimdi yani bunu mümkün değil. Yani Türkiye gibi değil ki siyaset şeye hakim olamaz. Hukuka. Türkiye gibi değil. Bir başbakanı, bir adalet bakanının bir mahkemede karar sahibi etkilemesi mümkün değil. Mümkün değil. Yani hükümet düşer ama bir vatandaşını bir mahkeme yani vatandaşı verilecek kararda etkili olamaz. Türkiye gibi ülkeler değil ki. Millet diyor belki Türkiye'dir orası. İşte Adalet Bakanı bir haber gönderir bir hakime, savcıya ya da şuna buna işte falan şeyi değiştirin. Öyle değil. Yani dünya öyle değil. Türkiye sınırından çıktın mı o dünya bitiyor. Ondan dolayı ben özellikle yani bu şey olduğu için bu İsveç, Finlandiya, NATO üyeliği, Türkiye'nin karşı çıkışı aktüel olduğu için ben seni aradım dedim ya yani böyle bütün dünya bunu tartışıyor. Biz de kendi hemşerilerimize, kendi arkadaşlarımıza bununla ilgili bir şey yapalım. Yani çok iyi oldu, çok sağ olasın. Çok yani böyle bir şey olursa, yeni aktüel şeyler olursa biz hep hazırız, hep her türlü yardımı etmeye hazırız. Ondan sonra bizim bütün arkadaşlara, bütün çevreye selamlarımızı, İsveç'ten selamlar, sevgiler, saygılar herkese. Çok sağ ol Roşancan. Biz şey yaparız. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın İsmet Uzun. Daha önce de sizinle Mehmet Uzun'un yazarlığı üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Çok beğenilmişti. Değerli Süvere Kültür Platformu üyeleri bayağı olumlu geri dönüşler yapmıştı. Bugün de yine ilginç bir konuyla aslında sizin alanınız yani siyaset bilimi olduğu için konuya da hakimdiniz. Gayet de güzel açıkladınız. Güzel temennileriniz için, platformumuzla ilgili düşünceleriniz için biz size teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Çok sağ olun. Bizden de İsveç'e, yurt dışında ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Mezopotamyalı bütün insanlarımıza hepsine biz de saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Siverek Kültür Platformu ara ara bu tarz canlı yayınlarla karşınızda olmaya devam edecek. Özellikle yeni yayın döneminde daha güçlü kalemler, daha güçlü aydınlarla program yapmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi Süvereyn aydınlarını siz değerli platform izleyicilerinin karşısına çıkarmak boynumuzun borcu. Biz bu programları yapmaya devam edeceğiz. Bu kalitede yapmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Dediğim gibi Süverek Kültür Platformu sizin platformunuzdur. Süverek aydınlarının bir araya geldiği, buluştuğu bir platformdur. O yüzden bu Süvereklilerindir. Yani Süvereğin bütün kesimlerinin platformudur. Bu platforma sahip çıkıp daha geniş kitlelere ulaştırmak için yayınımızı paylaşabilir. YouTube kanalımıza üye olabilirsiniz. Böylece daha kaliteli yayınlar yapma şansı elde edeceğiz. Bu programları gerçekleştirirken hiçbirimizin maddi bir beklenti şey yoktur. Kesinlikle bu Süverek kültürüne, Süverek insanlığa hizmet etmek amaçlı yapılan programlardır. Herhangi bir ürünün tanıtımını yapmıyoruz. Tamamıyla konuştuğumuz konu evrensel hukuk ve kültür konularıdır. O yüzden bizi izlemeye devam edin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar İsmet Uzun'a saygılar, sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, kendine iyi bak, her şey için teşekkürler. Bütün arkadaşlara Siverege selamlar, sevgiler. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın İsmet Uzun. Evet,
Değerli İsviçre Kültür Platformu'nun izleri, bu programımızın da sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizi izleyen, yorum yapan bütün dostlara hepinize saygılar, sevgiler. Bizi izlemeye devam edin. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.